Selam arkadaşlar, Secde Sinema hoş geldiniz. Ben Erkan. Diriliş serimiz devam ediyor. Hatırlarsanız en son yine bu bölgede bir savaş daha yapmıştık hatırlarsanız. Ve Venedik'in önemli iki tane toprağını aldık. O da Erebos Adası'yla Girit Adası'ydı hatırlarsanız. Burası onların önemli ticaret bölgeleriydi. Tabii bizim için aynı seviyede bir ticaret bölgesi sayılmazlar ama olsun. Yine de düşmanı zayıflatmak her zaman önemlidir. Şimdi askerlerimiz geliyor, buralardan geri dönüyorlar. Yalnız burada bir ciddi bir askeri şeyimiz var, kalabalığımız var. Bunları iptal etmemiz lazım bence. Şöyle bir bunları şimdiden yok edeyim. Temiz olsun ortalık. Şimdi bunları getireceğiz bu tarafa. Bunlar nereye gidiyorlardı? Hayırdır? Ha, pardon. Bizim esas gemilerimiz bunlar. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben bunu buraya getirmeye çalışsam niye gelmiyor böyle? Hacı bak şimdi onları yok ettik ya. Ama transport bir dakika ya kafa karıştı. Önce şunları bir şey indirelim şuraya. Heh, tamam ben bunu göndermişim bu tarafa doğru. Şöyle bir gönder. Sonra öbürlerini getiririz. Bunlar bir kalsın bakalım. Evet. Şimdi bir bunlar. İkincisi bir de komutan fazlalığımız var arkadaşlar. Komutan fazlalığında ben öncelikli olarak şu komutanı iptal etmek istiyordum aslında ama çünkü çok fazla ihtiyacımız olmayabiliyor. Bir de alması kolay. Diplomatik puan harcıyoruz almak için. Neyse olmazsa diğerlerinden birini iptal edelim. Bak şu güçlü bir komutan. En azından bundan daha özellikli diyelim. Hoş bunların kuşatma kabiliyeti var ama bunun da şok ve fire'ı iyi. Bence bunu iptal edelim. Sonra bu boşta kalınca bunu da iptal ederiz. Force limit burada fazla ama o maliyete çok fazla etkisi yok. Maliyeti paralı askerler maliyet getiriyordu. Onları da çoğunu iptal ettik. Bir miktar daha iptal edebiliriz. Tamam. Hadi bakalım. Aha. Ya Allah aşkına. Geçen savaşı bitirdik ya, bitirdiğimiz noktada durduk. Yine koalisyon kuruldu. Gelsinler abi, sıkıntı yok. Hatta... Yok, onlar tehlikeli. Bir dakika. Bizim elemanlar geçtiler karşıya. Acaba bir miktar adamı... Bir şey diyeceğim, ben şunu doğrudan şey yapsam... Heh abicim ya, kendin gel işte. Şimdi... Koalisyonu hemen görelim abi. İşte bu sefer Sicilya da katıldı koalisyona. Gel abi gel. Hepiniz gelin. Hepiniz. Ben koalisyona koalisyonun bana savaş açmasını beklemeden ben kendim savaş açacağım galiba. Yok abi hiç. Bulgaristan'ın bana karşı durumu tepkisi değişecekmiş. Değişsin yani bana ne. Şimdi abi yeni ülkelerle sınırlarımız var. Oralarla bir dakika. Build network yapalım. Bak şu yeni ülke değil ama fabricate claim. Şuraya da atalım. Abi claimlerimizden vazgeçmiyoruz. Burada claimim var mıydı? Yok. Atalım. Atalım acı. O zaman oraya bir şey yapalım. Şimdi recall yapıyorum. Room. Bunu da recall yapalım. Şimdi yani ihtiyacımız olmayacak muhtemelen. Aslında Memlüklerle kalsa iyi olur gibi geliyor bana ama. Ha, bu arada diplomatik ilişki sayımız çok fazlaydı. Kimler var mesela? Verona'yla military access'imiz vardı. Verona neresiydi? En kolayı şu abi. Pardon. Verona. Başka öbürü neydi? Aquila işte burası. Bunlarla da bitirelim. Bu aksın. Aksın gitsin. Serkut'un dediği gibi. Aksın gitsin ya. Bir tane daha. Dediğim gibi Verona'yı şey yapmamız lazım. Bak Verona burasıymış. Bunlar gereksiz 2 puanımızı yiyor ya. Tamam onu hallettik. Şimdi kaçar puan gidiyor her bir şeyden? Bak buradan bir tane Religious Policy'miz var.
Buradan diplomatik trade policy, iki tane policy kullanıyoruz. İlişkileri doldurmuşuz. Burada lider fazlalığımız var dediğim gibi. Ama onu da getirdik. Hadi o lideri iptal edelim. Alması kolay. Aa bir dakika, burada bayağı hasarlı gemilerimiz var. Acil iyileşme moduna girmemiz lazım. Geçin abi İstanbul'a. Zaten benim göndermem lazımdı. State. Kar zarar dengeli. Çok önemli değil ya. Ama yapsak kötü de olmaz. Dursun hele. Aha. Gelmiş gelmiş, dur da. Şimdi bizim padişahın yaşı kaçtı? 73 yaşında. Padişahı geliştirmeye gerek yok. Yani tamam. Abdülmecit Kayıoğulları. Şimdi Ertuğrul Gazi. İkinci Ertuğrul Gazi. Bunun ilk önce admin yeteneğini geliştirelim. Beşinci admin olsun. Ya da bir dakika. İlk önce diplomatiği mi geliştirse? En düşüğü ya hani. Hızlı gelişir çünkü. 9 yaşında bu arada. Bu 73, bu 9 yaşında. Tamam. Diplomatiği 4'e getirelim. Ondan sonra admin ve diğerlerine devam ederiz. Öyle yapalım. Nerede? Pardon, pardon, pardon. Ertuğrul Gazi'nin diplomatiğini şöyle yapacağız. Ve bize ne getirecek? 21'e. Bak, bir seneliğine şey getiriyor. Ceza getiriyor sadece. Legitimisiden 3 kayıp yaşıyoruz. Bir şey değil. 3 kayıptan bir şey olmaz. Prestijimiz gayet yerinde. Meşruiyet kendi kendine yükseliyor zaten. Projection, power projection bilmem ne. Yılda 1.52 yükseliyor. Gayet güzel. Aksın gitsin. Hep unutuyoruz. Neyse, buralara hiç bakmıyoruz. Eskiden hep oralara bakardım. Conversion successful, çok güzel. Sıradaki Aetolia. Aetolia. Neresi lan orası? Eriboz Adası. Bir dakika, ben şöyle bir dini haritayı açayım. İstanbul. O da Müslüman olduğu için gayet güzel durumda. Bizim şeyimiz nerede? Ne alemde daha doğrusu? Bak şu Royal bak. Eğriboz, bu da Eğriboz Adası. Girit, bunlar daha kor olmadı. Manastır, Rodos, Selanik. Müslüman olmayan yerlerde Tırhala. Tırhala. Neresi lan Tırhala? Şurası. Tamam, burayı Müslümanlaştırabiliriz mesela. Şu 10.000'i de buraya taşıyabiliriz. Ayaklanma durumlarına bakmadık hiç. Şimdi durduk yere ayaklanma yemeyelim. Aetolia. Bence bunları birleştirip Aetolia'ya gönderelim. Çünkü orası risk bölgesi gibi görünüyor. Aslında bunların hepsi risk bölgesi ona bakarsın. Niyeyse Aetolia daha çok riskli gibi görünüyor. Burada da bir şehir var. Burada Filibe var sadece. Burada bir sürüsü var. Selanik, Manastır, Rodos, Eribos. Bu neymiş? 175 admin puanı. Buysa unrest artışı veriyor. Nerede? Selanik'te, Tirhala'da. Tirhala burası. Admini verdim, git. Ne yapayım? Bu normal oyundan biraz farklı. Normal oyunlarda şey yapıyorum. Admin puanına çok fazla dikkat ediyorum. Bir şey, ziyan olmasın, çok lazım oluyor çünkü. Ama bu oyunda biraz farklı. Şimdi en son görevimiz 10 prestij kaybı ya da unrest. 10 yılın unrest hem de. O ne ya? Hem ne? Oha! 10 yıllığına genel bir unrest diyor. Deme ya. 10 prestiji vermek zorundayım o zaman. Abi arka arkaya geliyor. Tabii bunların sebebi muhtemelen şudur. Overextension %50'nin üzerinde. Ama olsun ya, bir şey olmaz. Gayet iyi büyüdük. O anlamda iyi oldu. Ha bu arada şeyi unuttum ben abi. No leader diyelim. Şuradan hemen şu komutanı da silelim. Naval Tradition 14. Aslında bundan daha iyisini elde edemeyiz ama işte bir puan toplayalım ya. Claim atabiliyor muyuz? Burası Epeiros. Öbürü neresi? Burası mı? Ha, şu bölge. Onu atamıyoruz ha.
Ben yine de şey yapayım. %90 cezalı istemiyorum ya. Zaten fazla bir şey de getirmiyor ya, baksana. Yani bu kadar cezalı teknoloji açmaya gerek yok. Zaten aşırı derecede öndeyiz. Embraced. Aha. Countries where not yet fully embraced the medicine institute will receive increasing technology cost penalty of Medieval medicine diyor. Şimdi yeni bir enstitü galiba ortaya çıktı. Diyor ki plagues and disease, yani salgın ve hastalıklar diyor. Limiting the growth urban population ever since first established it. The traditional knowledge about this plague is old, written by falan. Yani bunun hikayesini anlatıyor aslında. Özel bir bilgi vermiyor. Yani salgın hastalıklar, tarihteki yerleri, işte bunları iyileştirmeye çalışanlar falan filan. Şimdi ceza gelmeye başlayacak mı? Mesela şuradan bakmamız lazım, değil mi? Peki enstitüler? Enstitülere şuradan ulaşıyoruz. Medieval Medicine. Romagna. Nereden öğreneceğiz şimdi bunun mekanını? Ha, Madison. Ne bu? Royal Marriage. Hemen Royal Marriage'i güncelleyelim abi. Aman abi, aman. Aramız iyi kalsın. Bu hala aynı mı? Aynı ama yapabiliriz. Neyse, dediğim gibi o şeyler bitsin ondan sonra. Great. Şunu. Ha, Madison. Burada ortaya çıkmış bir de. Enteresan. Bu Avrupa bile değil yani. Bak, şu ana kadarkiler hep buralarda çıkmış. Avrupa'da çıkmamış bu. Yani oyun icabı aslında. Yani doğrusu zaten hatta bu taraflarda çıkmış olmasa. Medicine ne ya? İlaç. E tamam, antibiyotik falan filan ama bunun orta çağdayız. Yani orta çağda bir şeyler çıkacaksa. Organized Religion. İstanbul onun merkezi olarak gösteriliyor. Peki. Her sene %1 ceza gelecekmiş. Bizim buraya ulaşmış mı yani bu? Evet. Yani ulaşmış gibi gösteriyor. Bak, şurada bakıyorduk ya, yani unutmuşum. Bak, embrace. En son ne? Medicine. Ha, medicine burada şey yapıyor. Artış halinde şu anda. Güzel. Artış halinde. Deniz ticaretinin olduğu bir bölge olması falan filan. Bir sürü avantaj falan koymuşlar. Peki, şimdi Epir'e ben saldırabiliyor muyum? Her şeyi bıraktım kenara. Evet, tamam, bunlar da korlar geldi. Aha, Overextension'ı halletmiş olduk. Yeni görev alacağız abi. Deme ya, görev yok mu? Görev yok. Bunlar da hiç iptal edesim yok ya. Bulunsun abi. Zaten buna her türlü ihtiyacımız var. Bunda çok ciddi bonusu var. %10 moral, %5 disiplin. Hiç yani bu dönemde çok ciddi rakamlar. Bizim disiplinimizi %7,5'a taşıyor. Diğer devletler yani yer yer disiplinleri bazı devletlerin %97,5'a falan düşmüş oluyor. Orta çağ seviyesinde olduğumuz için. Moddan kaynaklı yani. Bizim de ceza var bak. Onu göstermiştim daha önce. Bak şöyle %5'lik orta çağ cezası var. Şimdi iki tane polisimiz var. Daha sonra bir polisimiz var. Bir de ofansiften gelen %5'ler var. Ondan sonra formasyondan %2,5'umuz var. Yani neticede toplamda %12,5 şeyimiz var. Bonusumuz %5 de cezamız var. Diğer devletten %5 cezası var mesela sadece. Hiçbir şey yok başka. O zaman geride kalıyor işte bayağı. 45. Şimdi bakayım.
Nerelere sal? Yani şuraya Makedonya'ya da claim atmak istiyorum ama ben bunu tekrar gönderecektim ama gönderememişim galiba. İstiyorlarsa gelsinler abi, hiç sıkıntı değil. Şimdi admin puanımız bakayım, yeterli seviyeye ulaştık değil mi? Bunu da tamam. 261 puan mı harcayacağız buraya? Pozitif stability. Tamam, şöyle yapalım. Cezalar bayağı yüksek. Force limitimiz 23. Şu anda 20'de duruyoruz bizim asker sayımız. Deniz gücümüz bayağı iyi. Bayağı iyi durumda. 27 gemimiz var. Bunların 16'sı ağır gemi. Ağır gemi diyorum. Savaş gemisi, 10 tanesi taşıma gemisi. Bir dakika, bir tane de ticaret gemisi var. Ticaret gemisini ayır. Bir dakika. Hop, gel bakayım buraya. Aa, görev geldi. Hayır, görev gelmemiş. Ertuğrul Gazi'nin yeteneğini geliştirme olayı geldi. Dediğim gibi bir diplomatik daha geliştireceğiz. Legitimacy birazcık daha düşüyor ama daha fazla düşürtmeyeceğiz. Şimdi hangisi? Şunu kaldır, bunları birleştir. Yine bunlara görev verelim. Protect Trade neresi? İstanbul tabii ki. Şöyle. Tamam, devam. Yardır. 3 gemi oldu. Aman ne büyük gelişme. Bir daha bakalım. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bir şeyler, değişiklik oldu burada. Ha, 2 tane var. Bu Girit de var artık. Bunlar da gelmiş. Aha, ayaklanma geliyor. Aetolia'da 2 yıl içerisinde olacakmış. Bu 3,1 yıl içerisinde olacakmış. Bu da 2,4. Bu her türlü olur. Bundan kaçarımız olmaz ama belki bundan kaçarız diye düşünüyorum. Oyt. Askeri puanlar fullendi. Ne yapayım, biraz erken mi geçelim yani? Böyle ciddi cezalı olacak ama ya. Kaç puan? 640'ını harcamış olacağız buraya. %65 ceza ne ya? Bu kadar ceza da istemiyorum ben. Allah Allah. Allah Allah ya. Army Tradition yüksekken biraz çakalım belki. O ne lan? Bunu hemen iptal ediyorum. Manyak bir komutan geldi. Bir dakika, bunu niye iptal ediyorum? Şunu mu iptal etsek? 4-2 değil de 2-1-3-1 şeklinde. Ama bunların kuşatma yetenekleri yok. Neyse abi. Sağlık olsun. Birazcık daha çıkardık. Mühlet aldık kendimize. Yani dur, şuna bakacaktık ya. 17-25. Income about 25 diyorsun. Burası neresi? Naksaper. Ha, şurası. Yap abi. Tamam mı? Sıradaki. Burası yine 5-6. Tamam, onu da yap. Sıradaki. 18-18. Yap anasını satayım. Onu da yap. Girit. 23-22, bak bu olmadı işte. Hacı, bu olmadı işte. Başka? Bir tek bu kalmış. Bunları hemen atalım, patlatalım. Hepsini kor haline getirelim. Ayaklanma geliyor. Ben bir komutan yerleştireyim bunun başına. En yeni komutanımızı koyalım. En sağlam komutanımızı. Aslında bir öncekini de yakın sayılır ama bu daha sağlam tabii ki. Epir'e gönderdik. Diğer komutan burada değil mi? Bak, o da düşürmüşler ya. Bu Suriye mi lan? Suriye'ye bak, nasıl şekil bozuk ama gelişmiş baya yani. Bu da Irak. Valla bildiğin Irak, Suriye kuruldu yani. İran burada bayağı cebelleşiyor. Beluciler güçlü bir şekilde ayakta duruyorlar. Sıradaki Elboz Adası. Ver abi. En hızlısı bu zaten. Bu daha 65'teyken böyle. Yani bayağı toparlamışız kendimizi. Yok, merkantilizm istemiyorum. Diplomatik puan kaybı yaşasak da olur, önemli değil. Diplomat. Bu diplomatı ne yapsak? Bu diplomatı ne yapsak? Ben bunlarla benim neyim var ilişki olarak? İttifakımız varmış lan. Onu unuttuk biz.
Epir ayrılıkçıları her an ayaklanma çıkarabilirmiş. Neyse komutanı koyduk başına. 1,9 sene, 1,1 sene, bak bunlar da çıkaracaklar. Kaç bin? 18 bin, 8 bin, 8 bin. Hiçbir şey değil abi. 18 binler bile sıkıntı değil yani. 1000 altın gelirimiz birikmeye devam ediyor. Ayaklanmanın biri çıktı zaten tam da yerinde çıkmış. Ya ayaklanma çıkınca oyun bir dursun ya. Bir bakalım nerede, nasıl müdahale edeceğiz. Yani multiplayer oynamıyoruz sonuçta. Okay, rahat davranalım ya. Multi oynarken zaten yapacak bir şey yok. Hala 165. Bu arada bu hızı niye arttırmayı unutuyorum ya. 5'te kalalım çünkü savaş yok ortalıkta. Şimdi Epir'in diğer bölgesine de savaş açalım da claim atalım da ondan sonra savaş açarız. Gain. 25. Ne zaman az kalmış. Biz şeyi de yapmadık. Ama işte ayaklanmalardan dolayı yapmak istememiştim. Halen devam etsin bence. 25 olduk bu arada. Hadi hayırlısı. Bu ne durumda bakayım. 23-22. Yani niye öyle? Aslında çok da önemli değil biliyor musun? Hepsini state yapıp increase. Ama işte 23 23 de çok fazla. Yani bu biraz değerli bir yer olduğu için belki. Yani ondan kaynaklanıyor diyeceğim. Gel abi gel yap şunu da. State olmayan yer kalsın istemiyorum. Hepsi state olsun. Temiz olsunlar. Tamam mıdır? Tamam. Devam. İşte şunu mesela şey yapabilirdik. Selanik. Hayda. Askeri puanlar yine fullendi. Askeri puanlar fullendi. Ne yapacağız? O zaman ben bir development basmaya başlayabilirim. Development basalım. Nereye basalım? Tabii ki bizim kendi topraklarımıza. Kütahya'ya askeri bas. Menteşe'ye bas. Tamam şimdi gider. Ne zaman ki alternatif kalmazsa development basıyorum. Çünkü orta çağ seviyesinde development'lar aşırı pahalı. Gerek yok. Bir de şeye bakalım abi. Ticarette Suriye'ye hala adam gönderemiyor muyuz? Niye ya? Ya Allah Allah bak bak görüyor musun? Gönderebiliyorum gönderemiyorum. Gönderebiliyorum gönderemiyorum. Gidip yanıp sönüyor görüyor musun? Şimdi gönderebiliyorum. Peki. Suriye daha mı iyi şeye göre? 2,5 3,3 şu altta yazan. Burada bizim etkimiz birazcık daha fazla olabilir diye düşünüyorum ama belki de yoktur. Yani 3,8 hadi bu neyse de şuradakini alayım diyorum. Şuraya gönderelim. Ay collect değil pardon. Transfer. Nerede bizim eleman? Daha gelmedi ki. Transfer. Boştaki eleman. Transfer. Bilmiyorum artık ne kadar etki edecek. Sanki biraz daha iyi oldu. Bilmiyorum. Kontrol etseydim keşke ya. Bakmadım ki. Agent. Ayaklanma ne zaman çıkacak acaba? 15 ay daha o. Bir görev mi geldi? Bana mı öyle geliyor? Ne bu? Ticaret menüsünden çıkalım. Ha yine bu geldi. Peki şimdi adminini geliştirelim. Ne kadar zamanla şey gelecek? 26'sına kadar yani 2 senelik bu sefer de. Admin yeteneğimizi geliştirelim. Ne kadar legitimacy kaybı var? 5. %70'e düşecek. Pardon, 5 76'ya düşecek. Claim strength of hair. Yani bizimkinin değil de şey mi? Eğer öyleyse. Peki. Ama bu düşüyor. Anladım ben bu işte. Neyse abi, sıkıntı yok. Ayaklanmamız çıktı. Neredeymiş? Girit'te ayaklanma çıktı. Bizim 10.000 kişi taşımamız yeterli zaten.
Ben bunu direkt şöyle böleyim. Chart. Aynen böyle. Bunun başına da şunu yerleştirelim. Yürü git buraya. 10.000 adamı gönderiyorum abi. 10.000 adam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama işte onlar burada kale olmadığı için her türlü ele geçireceklerdi. Geçirdiler. Çok da önemli değil dediğim gibi. Hiç, hatta hiç önemli değil. Tamam mıdır? Bunlar paralı askerler. Sizi yeniden buraya gönderir. Aa, bir dakika. Burayı geri alamadık ki daha. Gemiler burada dursun. Önce şurayı bir alalım bakalım. Tamam, orayı aldık. Siz geri gidin oraya. Şimdi onlar oraya giderken birleştirelim şunları da. Bu koalisyon savaşı çıkmaz öyle kolay kolay ya. Ama sizin dediğiniz gibi bir sonraki savaştan sonra koalisyon savaşı çıkabilir demiştiniz. Şimdi tam da nerede çıkacak diye bakayım diyordum. Çıktı sonunda. Komutan farkı var. Güzel bir fark mı? Evet, yani güzel. En büyük aksiyon burada çıktı. Ama tabii ki böylece yendik onları. Kayıplarımız var ama önemli değil. Evet, bütün şeylerimiz, ayaklanmalarımız çıktı, bitti. Sıkıntı yok. Noble demand privileges. Ya yeter ama bu kaç keredir çıkıyor ya? Ya bunun yüzünden prestij kaybede edip bir hal olduk. 10 yıllık ayaklanma oranında artı 2 lan. Yani mesela standart bir yere bakalım, mesela gümülcine kaç ayaklanma, henüz çıkmamış bir yer. -18 diyor, tamam mı? Bir iki deneme daha yapalım bakalım. -3 bak işte Filibe demek mesela -3. Separatizm hala var. Bu şeye yaklaşmış olacak. Tolerans diyor, separatizm. Mesela burası burada -100 aldığı için sayılmaz. 100'ü çıkar, pozitif yani şu anda. Aynı şey burada da geçerli. Mora Adası'nda ne durumdayız? -18. Yani çok ciddi bir problem olmaz. Ben prestij daha fazla kaybetmek istemiyorum. Ayaklanma oranı artarsa artsın. Ne yapayım? As Sunni teaching. Trust your neighbor. Komşuna güven. Yani dini bir event gelmiş oldu. 50 admin puanı verdi. Güzel. Admin puanı her zaman kabuldür. Sıkıntı yok. Böyle eventlerle gelin kardeşim ya. Şunu her zaman açabiliyorum. Savaş çıktığı anda bunu çat diye açıvereceğim valla. Ne diyor? Ahead of time. Şurada hiçbir şey almıyoruz. Misyoner gücünü arttırmaca. Bu işimize yarayabilir ya. Bir admin puanı verir. Moral of Navies o şimdilik kalsın. Reputation, Improved Relations. Baksana 12 aya düştü ya. Bir yılda Girit Müslüman abi. Aha, görev gelmiş. Rival of our rival. Bir dakika. Fransa. Ha, olur lan. Şey, ilişki geliştirme abi. Improved Relation, tamam. Gayet de güzel durumdayız. Admin'e kasıyoruz zaten. Zaten bu puan birikip duruyor. Admin'e çok ihtiyaç oluyor ya. Diplomatik puan getirimiz de düşük ama. Our navies. Al sana savaş. Çok mu savaş istiyordun? Al sana savaş. Bekle. Bu ne lan? Yani ben biraz aldıracaktım ya. Yalnız Epir ne diyor? Koalisyondaymış. Allah cezanı vermesin. Ne ara koalisyona girdin sen? Koalisyona baştan mı girmiştin? Neyse abi, Epir'e zaten saldıramazmışız. Ben saldırsam koalisyon savaşını başlatmış oluyorum. Ya şimdi saldıran taraf olmamak lazım koalisyon savaşında. Ben çok şey değilim.
Yani belki de olsak da olur, olmasak da olur diyeceğim ama şimdi burada Bizans da bu savaşın içerisinde. Belki buradan bir fayda sağlayabiliriz. We decline diyoruz. Tamam, onu geç. Tamam abi, kabul edeceğiz zaten her türlü. Ben burada Bizans'ın işini bitiririm. Şuraya 2'ye indir. Vaktimiz var mı daha? Bir 5 dakika daha takılabiliriz. Tamam, bir sıkıntı yok. Bu arada niye ölüyormuş lan? Benim dikkatimi çekmedi ha. Burada ölüyor muyduk? Yok yok, burada ölüyormuşuz. Ha, burada ölüyoruz, doğru. Tamam, ölmeyiz birazdan. Birazdan daha ölmeyiz. Kabul. Yardır. Gir. Vur. Parçala. Şimdi burada of, ittifaka bak. Bütün vasallarıyla birlikte savaşa girmiş. Karşımıza kim var? Eflak var. Ve Bizans'ın kalıntıları var. Evet, parçalıyoruz şu anda onları. Anında bittiler. Tek attık ya resmen. O değil de bizim gemiler. Komutansız da olsa göndereyim mi diye düşünüyorum. Ama bence bir alalım komutan ya. Pardon, yanlış yer. Yanlış yer. Diplomatik puan harcayacağız. Tamam abi. Komutan zaten sadece varlığı yeter yani. En kötüsü bile yeterli böyle. Anla, bu kaçıyor. Lan, güvenli limana gittiler. Çünkü burası anında düşecek. Şimdi ben burayı ikiye bölsem, diğerinin de başına bir komutan koysam güzel olurdu ama. Tamam, bu şimdi bunu da ikiye böleceğiz. Yok, gerek yok. Bir dakika, burada. Ha, tamam. Tamam, bunu da ikiye böl. Yok, ikiye bölme, bir dakika. Bunu kuşatma için ayır. Buradan da bir kişiyi çıkar. O bir kişi buraya gitsin. Bu iki kişi buraya gitsin. Bu bir kişi gidince komutanı alıp gelsin. Komutanı al. Olsun. Yani kuşatma yeteneği olan komutanlardan değil ama da gemiler gitti zaten. Gerek de kalmadı lan. tüccar nerede lan? Niye böyle boşta duruyor bu tüccar? Ben gönderdim tamamdır diye düşünüyordum ya. Düşmüş galiba oradan. Gemi kazandık mı? Bir tane taşıma gemisi kazanmışız. Ama filolarını mahvetmişiz. Burada kale var mı? Yok. Burada var mı? Bir tek burada var. Şimdi bu savaşta kimler var dedik. Sadece bu ikisi var. Sonra sen geri git. Şu orduya söylüyorum. Geri gidin. Siz burada durun. Burada zaten iki tane yeterli. Fazla bile. Siz buraya girin. İyileşin. Oradayken. Ondan sonra neye bakıyordum ben burada? Tüccara bakıyordum. Tamam. 0.99. Bu daha iyi getiriyordu daha önceki gönderdiğimde. Şunlar böyle birleşsinler. 10.000 orada, 10.000 orada. Sıkıntı yok. Manastırdaki düşük. Şu rakam niye bu kadar düşük? Development çok düşük diye mi? Basarız bir tane. Yükseldi mi? Anlamadım. Niye yükseldi? 14 olaydım bari ya. Gameplay. Tamam abi. Şimdilik o zaman bölümü böyle bitirelim arkadaşlar. Bu savaş modundayken bırakmış olacağız bu bölümü. Bir dahaki bölümümüzde muhtemelen koalisyon savaşını görürüz tekrar. Nerede o? Koalisyon. Yani bu serimiz arkadaşlar full koalisyonlarla devam edecek gibi geliyor bana. Yani ben bir saldıracağım, alacağım, alacağım, alacağım. Sonra koalisyon gelecek. Koalisyon tokatlayacağız ya da bilmiyorum, belki onlar vuracaklar bize. Şimdilik koalisyon genelde bu boyutlarda oluyor. Bu boyutlarda olduğu zaman eğer yanımızda
Bizim müttefiklerimiz mevcut. Şu gördüğünüz müttefikler derken bir dakika. Tamam. Enjo, ben niye bir gariplik görüyorum burada? Sizce de garip değil mi şu anda bu görüntü? Şu renkler niye bu kadar birbirinden farklı? Tamam. Tamam. Her ikisi de var. Bu da her ikisi var. Buna da her ikisi var. E peki neden renkler bu kadar farklı? Hadi bakalım. Günün sorusu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi eyvallah.